Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim ekranlarını yeni açan izleyicilerimize günaydın diyelim. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Bir kere daha beklenti raporunda karşınızdayım. Ben Sami Altınkaya. Şimdi Yeliz Karabulut'la beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeliz Hanım, geçtiğimiz hafta bıraktığımız belirsizlik olaylar arka arkasına işte Trump'ın dünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklanma hikayesi, o hikaye nereye varacak, nasıl sonuçlanacak? Yani bir tarihte bir, yani ilk de yaşanıyor büyük bir ihtimalle. Dünya piyasaları nasıl etkilenecek ama borsalar şak diye tepkiyi verdi dün. Yeniden düzeltme hareketleri olur mu, ne olur? Nasıl buluyorsunuz son gelişmeleri? Hani benim menüde bu var, sizin menüde neler var? Yani aslında çok zor bir sene olabileceğini baştan beri zaten konuşuyorduk. Çok belirsizliklerinin olacağı bir seneydi. Amerika zaten oldukça karışık. Yani Trump hikayesi olsun, bankacılık hikayesi olsun gerçekten zaten bunu son jeopolitik tansiyonu arttırarak bir anlamda kendileri çıkış sağlama stratejisi izliyorlar. Yani geleneksel Amerikan politikaları ama iç tarafı oldukça karışık. Bu Trump hikayesi ve diğer taraftan bankacılık tarafındaki durum. Ben şu an birazcık daha alt perdede olsa da ben ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı ve zorlu bir sürecin ABD ekonomisi için gideceğini, başlayacağını düşünüyorum. Sadece bir reklamdı yani geçtiğimiz haftalarda o bankacılık tarafında konuştuklarımız. Özellikle mevduat tarafındaki bankacılık sektörü için en tehlikeli şey yatırımcıların mevduatlarını çekmesi güvensizlik sebebiyle. ABD bunu yaşadı ve hala yaşamaya devam ediyor. Yellen tarafına da baktığımız noktada gelen açıklamalarda yani oradaki mevduatların çekiliş hızının yavaşladığını söylüyor. Fakat bu tabii ki herhangi bir bankanın da benzer bir tablo yaşaması halinde panik havasına dönebilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki özellikle Eylül-Ekim ayları özellikle ABD tarafında oldukça sıkıntılı olacaktır diye düşünüyorum. Trump hikayesine de geldiğimiz noktada ise açıkçası çok uzun zaman bu tarafta konuşulacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası yani seçime giderken ki tablonun da nasıl şekil alacağını ABD tarafına asıl da benim de merak ettiğim bir konu diyebilirim. Aslında bütün dünya bir macera filmi seyreder gibi seyrediyor Amerika'daki gelişmeleri tam anlamıyla. Yani aktörler görevlerini sanki yerine getiriyorlar ama neye dikkat çekiyorlar? Bunun arkasından neler çıkacak? Hani ben de büyük bir merakla sonunu çok bilemediğimiz bir film gibi sanki bir macera filmi gibi. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa sanki yani ekonomik krizle mücadele ederken bir taraftan büyüme bir taraftan enflasyon. Yani orada da bir ne bileyim ekonomik bir savaş var gibi görünüyor. Ne dersiniz Avrupa'da? Avrupa'da tabii ki yani mesela Euro-Dolar'a baktığımızda sanki birazcık daha ABD'den daha bağımsız, daha pozitif bir hava gibi gözükse de asıl zorlayıcı koşullar Avrupa tarafında. Şimdi yani parçalanmış bir yapı var. Ekonomilerin ihtiyaçları oldukça farklı. Ben ilerleyen zamanlarda dediğim gibi yani bir Amerika'da bir batış hikayesi duyduk ama bunun sonrasında ise benzerini Avrupa'da da duyduk. Diğer tarafta ise faizlerde istenildi yani bir aşağı doğru bir hareket olsa da akabinde yukarıya doğru tekrardan kendisini zorlayan bir tablo söz konusu. Diğer önemli bir nokta ise hem Avrupa ve Amerika tarafına bakarsak petrol fiyatları aslında oldukça belirleyici yani enflasyon tarafında. Yani bu 70 dolarlara kadar bir geri çekilme gerçekleştirir ama sonrasında ise OPEC ülkelerine baktığımız OPEC üyelerine baktığımız noktada ise yani 1 milyon varil gibi bir geri çekilme orada üretimi azaltacaklarını söylediler. 1 milyon varilin üzerinde. Bu oldukça önemli. Yani hem politik olarak değerlendirilebilir hem de bu tabii ki finansal olarak değerlendirilebilir. Finansal olarak baktığımız noktada enflasyonda geri çekilme görülse de zaten çekirdek tarafa baktığımız noktada hala katılık devam ediyor. Yani birazcık oh dedirtse de aslında istenildiği kadar ben aşağı yönlü bir hareketin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi petrol fiyatları tekrardan yükseldi. Bu oldukça önemli. Bunu tekrardan
enflasyon üzerinde baskısı artacaktır diye düşünüyorum. Yani enflasyondaki rahatlama birazcık daha enerji maliyetlerindeki azalışla değerlendirmek gerekiyor. Enerji maliyetlerinin ilerleyen zamanlarda yine bu şekliyle, yani jeopolitik tansiyonla da değerlendirilecek bir şekilde yukarıya çıkması ile birlikte ben enflasyon üzerinde baskıyı arttıracağını, bu da tabii ki özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafında oldukça zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Jeopolitik tansiyonu çok fazla konuşmuyoruz. Rusya-Ukrayna gelişmeleri artık tablo oldukça yani alışıldı diyebilirim. Finlandiya'nın NATO'ya girişi söz konusu. Onu konuştuk zaten dün oldukça. Yani açıkçası çok izlenmesi gereken, birazcık daha yani yatırım olarak değerlendirirsek, yani finansal tarafa etkisi de olarak değerlendirirsek, ben mesela altının daha fazla ön plana çıkacağını zaten yılbaşından beri hepsi söylüyordum. Bunun da bu şekliyle devam edeceğini düşünüyorum. Yani merkez bankalarının belirsizliği, bu enflasyonun katılığı ve belirsizlik birazcık daha güvenli limanlara doğru kayışı artıracaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki temkinli olunması gereken bir süreçteyiz. Özellikle bankacılık hikayesinin ben ne Avrupa'da ne Amerika'da bittiğini düşünmüyorum. Peki petrol fiyatlarının 110 dolarlara kadar çıkabilme ihtimali var mı sizce yakın bir zamanda ya da uzun bir vadede? Şimdi tabii ki biraz önce söylediğim gibi eğer bankacılık tarafındaki durum birazcık daha ağırlaşırsa petrol fiyatları, yani ekonominin ağırlaşması, bu da tabii ki petrol fiyatlarının yukarıya doğru, yani tüketimi azaltacağı için birazcık daha denge unsuru olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan yani 110 dolar jeopolitik tansiyon artar. Merkez bankaları birazcık daha stabil olursa bu tabii ki petrol fiyatları, yine ekonomiler canlı olmaya devam ederse petrol fiyatlarının yukarı doğru hareketi desteklenecektir diye düşünüyorum. Yani petrol fiyatlarında 110 dolarları kesinlikle dışlamamak gerekiyor, onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi jeopolitik tansiyonlu, yani dünya karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı diyebilirim. Yani NATO tarafı, yani NATO olarak yani belirtilmesi gerekiyor. Bir de bunun diye dışında kalan ülkeler olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada tabii ki Çin tarafında bir aksiyonun alınması, Çin-Tayvan gerilimi, Kuzey Kore zaten zaman zaman ön plana çıkıyor. Bu yani çeşitli bu yapıların oluşması petrol fiyatları ilerleyen zamanlarda destekleyebilir. Jeopolitik tansiyon ve merkez bankaların özellikle enflasyon tarafında biraz zaten ipi ellerinden kaçırdılar. Bunu bir anlamda toparlamaya çalışıyorlar ama belirsizlikleri petrol fiyatlarına yansıyabilir. Ama burada tabii ki tek soru işareti tüketimin azalması. Yani bu bankacılık krizi bir krize neden olabileceği intibası eğer yaratılırsa altın yukarı, petrol fiyatları aşağı şeklinde bir strateji mutlaka görülecektir diye düşünüyorum. Yani bir olaylar silsilesi, yani bir hareketlenme görülecektir diye düşünüyorum. O zaman tabii altın fiyatları yukarı, petrol fiyatları da yani gene bu seviyelerde muhtemelen seyredecek. Peki yenilenebilir enerji kaynakları ve petrole alternatif olarak üretimde kullanılmak üzere farklı enerji kaynaklarının da, çünkü Avrupa'da da bu anlamda petrol yok. Yani Norveç'i ayırırsanız bir kenara, Avrupa'da petrol kuyuları yok. Şimdi öyle olunca Avrupa özellikle işte güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi nükleer santralleri yeniden devreye almak gibi, hatta daha ileri gidip kendi politikalarına aykırı olmasına rağmen kömür santrallerini, termik santralleri çalıştırmak gibi yollara da gidiyor. Belli ki Rusya ile olan bu enerji krizi devam edecek. Zaten onlar da önlerini hep kış tutacaklar. Şimdi bu da aslında petrolün özellikle Avrupa bölgesindeki kullanımını azaltmaz mı? Ya da olan ihtiyacını, çünkü maliyet yükseldikçe insanlar başka alternatif araçlara gidecekler. Şimdi alternatif araçlara gidecekler dediğimiz noktada tabii ki yani burada kabiliyeti var mı? Aslında bu Rusya-Ukrayna gelişmeleri nasıl yani enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani burada aslında Avrupa'ya çeşitli şeyleri hatırlattı diyebiliriz. Bu da tabii ki mesela Almanya'nın pozisyonuna baktığımız noktada oldukça zorlayıcı koşullar söz konusu. Ben yenilenebilir enerji tarafına baktığımızda yani eski tarafta yani kömür olsun diğer unsurların bir anlamda devam edeceğini, ama yenilenebilir enerji tarafında ise zamana yayılmış bir şekilde kuvvetli adımların ilerleyen zamanlarda atılacağını düşünüyorum. Yani petrolden bir an önce kurtulmak mümkün değil. Bunu onlarca yıl biz kullanmaya devam edeceğiz. Belki bir 30 yıl sonra
pozitif etkisini görebiliriz. Ama şu anki koşullarla baktığımız noktada enerji bağımlılığının kuvvetli olması ülkeler arasında aslında bir anlamda yani bu fosil yakıtların kullanılmaya devam edileceği anlamına da gelecektir diye ben düşünüyorum. Petrol fiyatlarında da dediğim gibi jeopolitik tansiyonun devam etmesi, diğer taraftan yani mesela Suudi Arabistan'ın aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı kararlara baktığımız noktada geçtiğimiz senelerde hep ABD yanlısı politikalar izliyordu. Yani onlar da aslında pozisyonlarını değerlendirdiler. Hatta Amerika ile birlikte Rusya'ya karşı petrol fiyatlarını hep 50 dolarlar civarında, yani 50-60 dolarlar civarında salınmasına neden oluyorlardı. Sonrasında ise ABD'nin yani gelecek genelinde beklentilerini değerlendirdiğimiz noktada birazcık daha zayıflaması, yani tökezlemesi ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda. Biraz önce de konuştuk, mesela Kongre'nin basılması, Senato'nun basılması, bunlar çok önemli. Yani ABD tarafında ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Bu da tabii ki Arap Yarımadası bunu aslında bir anlamda kokladılar diyebilirim. Onlar da yeni bir pozisyon belirliyorlar. Pozisyonlarında şu anki koşullarda baktığımız noktada sanki Rusya-Çin yanlısı gibi gözüküyor. Tabii ki ilerleyen zamanlarda biraz daha bunu iyi izlemek gerekiyor ama bu da tabii ki petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesini önüne set çekiyor diyebilirim. Yani petrol fiyatları ne kadar yukarıya doğru giderse Rusya o kadar gelir sağlayacak. Bu ABD bunu geçtiğimiz dönemlerde özellikle Obama dönemi sonrasında hiç istemiyordu. Şu an bir anlamda yani ülkeler pozisyonlarını değiştiriyor. Bu da daha çok petrol fiyatları hemen aşağı gelmesiyle birlikte sanki can suyu gibi Arap Yarımadası'ndan haber akışlarının geldiğini görüyoruz. Peki hani madem konu buraya geldi, bir de son olarak altını konuşalım. Ons altındaki yükseliş trendi geçtiğimiz Mart'ta da 2000 doların üzerindeydi. Yine 2000 doların üzerine çıktı. Özellikle ABD'deki Trump olayından sonra ilk tepkiyi altın verdi. Belirsizlik en iyi arkadaşı altının. Yine altın belirsizlikle yan yana iyi arkadaş olarak yükselişe devam eder mi? Ben edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu aslında kendisini Aralık ayında kendisini iyice göstermişti. Yani bunun bir süre daha devam etmesi beklerim. Hatta beklentim benim 2200 ve 2300 seviyelerine doğru bir yükseliş olabileceği yönünde. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde yani aslında bu çok güzel işaret ediyordu. Her aşağı doğru hareketlerde bir alımla karşılaştık. Bir de Merkez Bankası'nın hatalı politikaları, yani bunu güvenle söyleyebiliriz. Çok hatalı politikalar ve çok geç kalındı. Bunun etkisini yani enflasyonla faiz arasındaki o makasın açıklığı altın fiyatlarının yeterince aşağı gelmesini engelledi. Yani şu bir senedir alınan faiz kararlarının altın fiyatlarını çok ciddi aşağıya doğru getirmesi gerekiyordu. Fakat bunun olmadığını gördük. Nedir? Evet. Bu tabii ki düşmüyorsa yukarıya doğru çıkacaktır intibası yaratıyor. Yakın vadede de bakılması gereken noktalar ise altın fiyatlarında 1954 ve 2010 seviyesi önemli bir eşik. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde yukarıya doğru hareketlerin gelmesi, devam etmesi beklenebilir. Ama 2010 ve 1950 özellikle bunu belirtmek istiyorum. 1950 seviyesinin altındaki hareketlerde de yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Yeliz Karabulut. Verdiğiniz bu enfes bilgiler için ve lezzetli sohbet için diyelim. Ve önümüzdeki haftada Yeliz Hanım'la yine aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdi tabii ki petrol fiyatlarından bahsettik. Özellikle OPEC artı grubunun günlük yaklaşık 1.6 milyon varil seviyesinde kesinti kararına tepkiler de gecikmedi. Bu tepkiler tabii ki ABD'den geldi. Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği OPEC Plus grubu, Ekim'den bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin Mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1.6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, OPEC Plus grubunun piyasa beklentilerinin aksine ilave kesintisi yapma kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yellen, söz konusu eylemin fiyatlar etkisinin ne olacağından henüz emin olmadığını ifade ederek, açıkçası küresel büyüme için olumlu değil ve enflasyonun zaten yüksek olduğu bir zamanda belirsizliği ve yükü artırıyor dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise, OPEC Plus grubunun kararına ilişkin bu düşündüğünüz kadar kötü olmayacaktır ifadesini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kibre, OPEC Plus grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararına yönelik yaptığı değerlendirmede, piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz dedi. St. Louis Fed Başkanı James Ballard ise, OPEC Plus'ın kararı sürprizdi.
kalıcı bir etkinin olup olmayacağı ise açık bir soru işareti. Petrol fiyatları dalgalanıyor. Tam olarak takip etmek zor. Bu hareketin bir kısmı enflasyonu besleyebilir ve işimizi biraz daha zorlaştırabilir diye konuştu. Efendim tabii ki tepkiler gecikmedi dedik ve Amerika'dan geldi Janet Yellen'ın açıklamaları. Tabii ki şimdi bunu doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız. Bursa Uludağ Öğretim Üyesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Filiz Er Yılmaz. Aynı zamanda Alibe Yatırım Baş Ekonomisti. Filiz Hocam günaydın, nasılsınız? Günaydın Sami Bey, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Tam böyle petrolü konuşacağız. Ne oluyor bu? 110 dolarlara falan çıkar mı? Amerika çünkü enflasyon, hani benzin almaya gittiğinizde Amerika'da pompa fiyatlarına bakıyorsunuz. Öyle ibre çok böyle fır 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 dönünce eyvah diyorlar, ekonomi kötüye gidiyor herhalde. Oradaki dolarların şeyi arttıkça, rakamları büyüdükçe halkta bir panik ve tabii ki enflasyon olarak karşımıza çıkan bir durum var. Bu panik sadece halkta değil, Amerikan ekonomi yönetiminde de var. İşte açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı. Ne olur ne biter hocam, bu petrol nereye gidiyor? Evet Sami Bey, şöyle söyleyeyim, yani işler bir miktar karışık. İlk olarak şuna başlayalım. Evet, dediğiniz gibi OPEC'ten bu karar geldi. Oldukça sürpriz bir karardı. Yani aslında bir yön itibariyle sürpriz, bir yön itibariyle değil. Neden? Yani bu kararın hem ekonomik hem de politik nedenleri var. Ekonomik nedeni şu: OPEC ülkeleri yani petrol gelirlerine bağlı ülkeler. Petrol fiyatları gerilediğinde gelirleri azaldığı için bu gibi hamleleri görüyoruz. Dolayısıyla bu ekonomik nedeni. İşin tabii bir denesi var, politik nedeni var. Hele ki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası politik nedenler daha da güçlendi. Alınan kararı OPEC artı, yani Rusya'nın içinde bulunduğu grup aldı. Dolayısıyla başta Suudi Arabistan, sonrasında Rusya'nın Amerika'ya karşı olan aslında soğuk tavrını biliyoruz. Dolayısıyla bir yön itibariyle aslında politik neden, tam da Amerika stratejik rezervlerini dolduracakken ve daha düşük 60 dolarlara gerilemesini beklerken alınan bu kararın da bu yön itibariyle de manidar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şurası net, yani özellikle pandemiden çıkışta OPEC'in zaten tarih itibariyle gösterdiği bu istikrarsızlık bir miktar daha gün yüzüne çıktığı için artık bundan sonraki sürede özellikle Batı bloğuyla bu OPEC arasındaki ilişki zedelendiği için farklı arayışlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim Sami Bey, iki gündür piyasalar çok karışık. Dolayısıyla gelen bu petrol kısıntı kararının enflasyonist bir etki mi yaratacağı, yani işte tahvil faizlerini yukarı mı çekecek, dolar endeksinde bir güçlenme mi yaratacak, neden? Çünkü şunu biliyoruz, özellikle hem Amerika'da hem Avrupa'da, dünya genelinde son dönemde enflasyondaki geri çekilmenin en önemli sebebi enerji, yani petrol fiyatlarındaki geri çekilme. Burayı çok ciddi olarak çözmüşlerdi, kalıcılığı çözmeye çalışıyorlardı. Haliyle eğer bu kısıntı, ki Rusya'nın da devreye girmesiyle beraber Temmuz'da bu çok daha güçlenebilir günlük kısıntı, bu ne yapabilir? Enflasyonu yine ve yeniden yukarı çekebilir. Dolayısıyla bu enflasyonist bir etki yaratır. Fakat şöyle bir durum da var. Şunu biliyoruz, yani dünyada özellikle bankacılık krizi kaynaklı bir resesyon endişesi var. Şimdi iki gündür gelen hem Avrupa hem başta Amerika olmak üzere gelen veriler ekonomilerde çok güçlü soğumaya işaret ediyor. Ve özellikle dün resesyon endişeleri Amerika'da yeniden, özellikle bu jobs verisi dediğimiz açık iş ilanların beklenti altı gelmesi, ilk kez Mayıs 2021'den bu yana 9 milyonun altına gerilemesi, gelen imalat PMI'lar da yine beklentilerin altında hem Avrupa'da hem Amerika'da, dün Amerika'dan gelen fabrika siparişleri beklentilerin oldukça üstünde bir gerileme göstermiş. Dolayısıyla piyasa şu an OPEC'e çok da odaklanamadı. Piyasanın derdi dünden bu yana özellikle çok güçlü resesyon geliyor. Haliyle resesyonun gelmesi ne demek? Üretimin azalacağı, petrol talebinin azalacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla OPEC'in aldığı bu kararın enflasyonist etki yaratma ihtimali ne belirleyecek? Ekonomilerin özellikle bu girmesi beklenen resesyonun ne derinde etkileyici olacağı belirleyecek. Haliyle eğer resesyon kaygıları güçlü bir şekilde ön plana çıkarsa OPEC'in aldığı bu kararın çok güçlü enflasyonist etki yaratmasını beklememek gerekir diye düşünüyorum Sami Bey. Dolayısıyla şimdilik piyasa karışık. Neden? Pazartesi günü özellikle bu tahvil tarafında, dolar endeks tarafındaki yükselme yerini neye bıraktı? Dolar endeksi 101.1'e geriledi. 2 yıllıklar, 10 yıllıklarda ciddi bir geri çekilme var. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, yani şurası net elbette. Eğer bu miktar kısıtlamaları bu şekilde devam eder ve güçlü bir şekilde petrol fiyatlarında rally yaratırsa, ki benim beklentim bu yönde değil, elbette daha güçlü bir dengelenme olacaktır ama o Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gördüğümüz güçlü bir rally beklemediğimi söyleyeyim. Haliyle mesela dün Jamie Dimon, yani JP Morgan CEO'su şöyle bir açıklama yaptı hissedarlarına mektupta. Bankacılık krizi etkileri
beklediğimizden daha uzun sürecek. Dolayısıyla henüz bitmedi açıklaması. Dün yine bankacılık hisselerine ve bankacılık endeksine satış getirdi. Dolayısıyla bu kaygılar arasında çok güçlü bir enflasyon, şimdiki senaryoya göre söylüyorum ama Hasan Bey, olur da resesyon endişeleri geride kalırsa, ekonomik büyüme öncü göstergeleri iyi gelirse bu şu anlama gelecek. Ekonomiler üretmeye devam ediyor. Petrol talep etmeye devam edecek. Güçlü petrol talebiyle birlikte düşük petrol arzı elbette daha güçlü bir yükseliş getirecektir. Dolayısıyla bir miktar bir bekle gör yapmak gerekir. Elbette enflasyonu yukarı çekecek ama o beklenildiği kadar geçtiğimiz senelerdeki zirve noktaları beklememek gerekir. Çünkü resesyon kaygıları petrol arzındaki güçlü fiyatlamaları tersine çevirmeye aday gibi de görünüyor. Haliyle bir miktar bekle gör yapacağız. Haliyle resesyon kaygıları da bence bir miktar dengeleyecek gibi görünüyor bu petrol fiyatlarındaki artış Sam Bey. Peki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle PMI verilerinin nasıl gelmesini bekliyorsunuz sevgili hocam? Evet Sam Bey, pazartesi imalat PMI'ler geldi. Zaten orası uzunca bir süredir 50'nin altında, ekonomik daralmaya işaret ediyordu. Yine bu ayda 50'nin altında geldi ama beklentilerin bir miktar altında geldi. Şimdi hizmet PMI'ler Amerika tarafında iyi geliyor. Hem hizmet PMI hem ISM hizmet PMI. Bugün 50'nin üzerinde yine ekonomik genişleme işaret eden, geçen ayın bir miktar altı mesela. Geçen ay ISM hizmet PMI 55,1 gelmiş. Bu ay 54,5 gelmesi bekleniyor. Yani hizmet tarafı, hem bugün Avrupa'dan da gelecek biliyorsunuz hizmet PMI'ler. Evet. Sabah Japonya'dan geldi. Orada da yine hem 50'nin üstü hem beklentinin üstü. Hizmet tarafında gerileme diğer sektörlere, yani imalat tarafına göre bir miktar daha iyi gidiyor. Hep 50'nin üzerinde gidiyor. Dolayısıyla onu göreceğiz. Ama olur da bugün mesela şöyle bir veriyle karşılaşırsak, beklentilerin altında gelen, hatta beklemiyorum ama 50'nin altında bir veri görürsek, bu resesyon kaygılarını çok daha güçlendirir. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Dün Amerika'da JOLTS geldi Sami Bey. JOLTS Fed'in baktığı iş gücü piyasasındaki dengesizliğe ilişkin en önemli veri. Çok rahatsız o veriden Fed. Çünkü neden? Ciddi bir gerileme göremiyordu. İlk kez son 2 yıllık sürede orada 9 milyonun altına inen bir veri gördük. Ne demek açık iş ilanları? İş var ama çalışmak için işçi arayan ilanları anlatıyor. Haliyle o ilan sayısı yüksek kaldıkça işverenler daha yüksek ücret verecekler ki işçi bulabilsinler. Haliyle o verideki gerileme ücret enflasyonunda, ücretler üzerindeki baskının da azalacağı anlamına geliyor. Fakat endeksler bunu olumlu yorumlayamadı. Evet, swap tarafında Mayıs ayında 25 bas puan pas geçmeye döndü ama endeksler buna sevinemedi. Niye sevinemedi? Hem pazartesi gelen imalat PMI hem dün gelen fabrika satışları beklentilerin oldukça altında olduğu için hep şunu söylüyoruz. Endeksler neyi fiyatlamadı yeterince? Resesyonu fiyatlayamadı. Neden? Ne yönde ve hangi ölçüde, hangi derinlikte resesyon geleceğini bilemedikleri için, orası fiyatlanamadığı için, daha az agresif ve de sevinemedikleri için dün endekslere satış geldi Sami Bey. Tabii bu Jamie Dimon'un yaptığı açıklamalar da bu noktada etkili oldu. Haliyle bugün 50'nin üzerinde bir hizmet PMI geleceğini düşünüyorum Amerika tarafından. Peki hocam, altın fiyatları tabii ki önemli. Sizin öngörünüz nedir? Yine 2000 doların üzerinde kalıcı olur mu sizce altın fiyatları? Hatta 2300-2250 dolarlara kadar çıkar mı ons altın? Sam Bey şöyle söyleyeyim, yani 2035 kritik dirençti. Orayı bir kırdık dün. 2042'yi gördük en yüksek seviye. Dolayısıyla neden gördük? İki sebeple gördük. Bir, Amerika'da iş gücü piyasası soğudu. Daha az agresif ve daha az faiz artış. İki, resesyon kaygıları nedeniyle aynı zamanda dün altın güvenli liman gömleğini de giydi. Çünkü resesyon demek belirsizlik demek olduğu için ilk etapta bu altına olumlu yansıyor. Tabii belirli bir süre sonra resesyon ortaya çıkınca elbette bu daha az altın talebi olacağı için bir miktar baskı getirse de şu an önümüzü göremediğimiz için bir güvenli liman talebi var. Şimdi şunu söyleyeyim Sami Bey, eğer Amerika tarafında ve Avrupa tarafında ekonomik büyüme öncü göstergeleri bu şekilde resesyonu ima edecek şekilde beklentilerin altında gelmeye devam ederse bu neye getirecektir? Altında daha güçlü yükselişleri gündeme getirecektir. Çünkü daha az güçlü gelen ekonomik büyüme verileri hem daha az agresif FED fiyatlamasına sebep olacak, altına güç verecek, hem de resesyon nedeniyle güvenli liman gömleğini giymesini sağlayacak altının. Bu iki nedenle birlikte kısa vadede altında, yakın vadede ben 2070 seviyesinin direncinin test edileceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi veriler burada çok önemli olacak. Verileri takip ediyor olacağız. Haliyle hem iş gücü piyasası soğudukça hem ekonomik büyüme verileri kötü geldikçe bu altına yarar. Yakın vadede şunu beklemek lazım Amerika'da. Özellikle endeksler için de bu geçerli. İyi gelen verinin iyi piyasa, kötü gelen verinin de kötü piyasa yaratmasını beklemek lazım. Neden? Piyasa şu an ne derinlikte resesyon olacağıyla ilgilendiği için bir miktar beklentiye paralel, beklentinin üstünde gelmesi bir nefes almalarını sağlayacaktır.
tamam yani resesyon o kadar da çok derinlikli olmayacak. Çok da fena Evet. değil. Yani daha az güçlü Fed'i bile dikkate almadan resesyona odaklanarak ne yönde resesyonu ortaya çıkacağını anlamaya çalışacaktır. Tabii ki bu iyi veri iyi piyasa, kötü veri kötü piyasa fiyatlaması da elbette altın için de olumlu olacaktır diye düşünüyorum Sami Bey. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Alebe Yatırım baş ekonomisti bize değerli bilgilerini paylaştı ve bugün de böylelikle programımızın sonuna geldik efendim. Şimdi yarın saat 07'de sizleri bekliyorum Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te. Kimselere randevu vermeyin. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.